Ülkemizin başı sağ olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Büyük bir felaket yaşadık. Felaketler de bitmiyor. Hatay merkezli Defne ve Samandağ özelinde büyük bir yıkıma neden olan ikinci bir ve hatta üçüncü bir deprem daha oldu. Neyse ki ölü deniz fayı bilim adamlarının söylediği üzerine ülkemizi terk etmek üzere. Bundan sonra Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail açıklarında deprem bekleniyormuş o fayda. Ama tabii ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu, onların da söylediği bir takım lokasyonlarda hala bazı enerji birikmeleri olduğunu da biliyoruz. Allah bir daha memleketimize böyle bir musibet yaşatmasın dileğimizle Maestro Şef'i açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa'cığım merhaba. Merhabalar. Ülkemizin başı sağ olsun. Evet, biz de bir noktada işimizi yapmak durumundayız. Futbola döndük ama uzun bir süre gündemimizin ana maddesi Tabii ki öyle. deprem olmak zorunda. Çünkü bekleyen faylar hala var. Evet. Depremler durmayacak ülkemizde. O yüzden umarız hazır hale geliriz gerçekten. O zaman başlangıçla başlıyoruz. Başlangıç Fenerbahçe'nin transfer politikası. Osterwolde dışında hani Samet de var tabii ama oyunu zenginleştirecek, daha doğrusu ilk 11 seviyesini yükseltecek Osterwolde transferi oldu Fenerbahçe'de. Onun haricinde bir 8 numara arayışı olduğu söyleniyor. Dribling özelliği olan bir 8 numara arayışı. Ki bence de ihtiyaçlardan bir tanesi bu. Santrafor konusu da gündemde. Aubameyang eğer öyle bir fırsat olursa, öyle bir izin çıkarsa, çünkü üçüncü kez farklı bir kulüpte oynamış olacak. Öyle bir izin çıkarsa onun öyle de bir ihtimali olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Fenerbahçe'de eksik kalan parça ne oldu? Başlangıç tabağımızı bir daha tarif et. Fenerbahçe'nin transfer politikası. Evet. Başlangıç tabağı boş. Zeytinyağı kasesi, minicik kasede zeytinyağı ile iki tane çubuk. Banıyoruz. Bunlar. Ekmekte banıyoruz zeytinyağını. Fenerbahçe sene başında da öyleydi. Bence geçmiş 4 yılda da öyle. Bir tane meybuz, bir tane magnum olacağına 5 tane meybuz aldım şeklinde devam ediyor. Kaliteli futbolcu konusunda çok az doğru isabet oldu 5 yıllık Ali Koç döneminde. Yani kaliteli oyuncu işte geldiği dönemler itibariyle katkı versin vermesin konuşuyorum bunları. Hani bu evet bu oyuncu Türkiye Ligi'nde fayda sağlar diyeceğimiz başlayalım. İslam Slimani, Luis Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç dışında João Pedro'da isim João olarak Pedro isim söylenir. lazım olur. João Pedro. Bunlar dışında soru işaretli olup büyük işler yapan ve çok bana göre şu anda dünyanın en iyi oyuncularından birisi olan mevkisinde Kim Min-jae ve altyapı üretiminde müthiş bir iş yapılan zamanında Arda Güler. Bunun yanı sıra bu seviyenin bir altı 10 tane falan futbolcu sayarız. Bu seviyenin bir altı işte Ener Valencia olabilir. Salah'ı. Serdar Aziz olabilir. Olumlu Atilla söylüyorsun Salah. Zalai olabilir. Efendim Miguel Crespo olabilir. Arao da girdi buraya. Yani bunlar da iyi oyuncular. Ferdi Kadıoğlu olabilir. Bunlar da iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye katkı verecek oyuncular. Yani 20 kişilik kadronuzda her zaman yere vermeniz gereken oyuncular. Ama ilk kısımda saydığım oyuncular B sınıfı. İyi futbolcular. Bazıları B plus. Arda Güler'i ayırıyorum. Bazıları B plus. İkinci sınıf B eksi veya C artı. Ya da B. Yani B eksi B. B eksi B oyuncular. Ama Fenerbahçe 5 yıldır A plus oyuncu hiç almadı. A plus oyuncu hiç almadı. A sınıfı oyuncu da Mesut Özil aldı. Arda Güler bence B artı A eksi bir oyuncu şu an. B artı A eksi bir oyuncu. A sınıfı oyuncu olarak Fenerbahçe'nin 5 yıllık Ali Koç döneminde transfer ettiği tek futbolcu Mesut Özil. O da futbolu bırakmış bir Mesut Özil. Ama hiç A plus oyuncu almadı. Mesela Galatasaray'da Icardi A plus bir oyuncu bence. Dünyada 50 tane var bu A pluslardan. Icardi onlardan. 50 tane yoktur bile bence. 40 tane falan var. Özellikle kendi bölgesinde. Tabii tabii her mevkide yani Evet. sağ bekte de A plus oyuncu Aynen. var. Yani
Orada da bulabilirsen, hı hı, alabilirsen alabileceğin işte var oyuncu yani işte. Kyle Walker'ı alabilirsen. Aslında falan. A plus oyuncu işte o. Doğru. Cancelo'yu alabiliyorsan A plus oyuncu işte o. Ama onun dışında Fenerbahçe hiçbir 5 yılı dolduruyoruz. A plus oyuncusu Mesut Özil hariç bir transferi yok. A sınıfı oyuncu para. A plus hiç yok. A sınıfı da bence Mesut Özil var. Ama Mesut Özil de başka türlü bir, yani Mesut'un da kendiyle alakalı durumlarıyla itibariyle olmadı. Ha, bu arada iyi oyuncular olarak saydığımız İslam Silimane de olmadı. Yani B plus oyunculardan birisi olarak gördüğümüz alındığı dönem itibariyle şimdi değil ama, hı hı, alındığı dönem itibariyle o da olmamıştı mesela. Tabii 30 milyona Premier Lig'e transfer yapmış bir adamdı yani. Şampiyon takıma. Evet. Önemli yani. Ve profil olarak da tam Süper Lig santiforu, evet, dersin. Ama tut, olabilir. Olmadı. Yani sen alırsın, tutmaz. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe Maksuruş'a bence iyi bir oyuncuydu. Başka türlü bir sebepten ötürü ayrıldı filan. Yani Fenerbahçe ne yazık ki böyle bir vizyon ortaya koyamıyor. Oysa ki Ali Koç'un vaat ettiği en büyük şey böyle bir vizyondu. Ama biz Ali Koç'u hani çok da para harcayacak ve büyük oyuncular getirecek diye düşünürken Ali Koç gerçekten çok para harcadı. Gerçekten çok para harcadı. Kulübün birçok eksiğini, gediğini giderdi. Bence finansal olarak bazı işleri de toparladı. Belli bir düzeye çıkarttı ama para harcadığı bölümlerden biraz boşa para harcadı. Onun çünkü bakış açısı şampiyon olmak, kaliteli oyuncu almak değil. İşte üçlük malı ikiye alıp 5'e satıyor olunca başarılı buluyor kendisini. Çünkü o dünyaya doğmuş. O zihniyete doğmuş. Tüccar zihniyeti. Bu ayıp, günah bir şey değil. Tam tersen çok güzel bir şey. Bizde hiç olmayan bir şey mesela. Ama onun için odak şampiyonluk değil. O yüzden de Fenerbahçeliler de ne bu devre arasında ne gelecek sene öyle büyük bir şey. Yani hep Ziyek çok pahalı. Bilmem ki çok pahalı. Yani bakış bu. O yüzden olmaz bir şey. Yani ben Muğra, Aubameyang veya ismi geçen işte başka oyuncular hiçbirisinin olmayacağını düşünüyorum. Peki şöyle sorayım. Evet. Diyelim ki A sınıf oyuncu almak istedi Fenerbahçe. Ya mesela Fenerbahçe'nin alacağı oyuncuyu ben sana söyleyeyim. Yusuf Ali Kabi'yi alır mesela. Sağ önde oynar mı? Oynar işte. Golcü. Yani Yusuf El Kavi, Efecan Karaca. Yani bunlar değerli oyuncular. Küçümsemek için söylemiyorum. Bir de Fenerbahçe için şu herhalde can sıkıcı oluyor değil mi? Yani birebir rakibin Zaniolo'yu hayal edebiliyor mesela. Yani düşünebiliyor. Yani bir zamanlar almayı, biz yapıyorduk bu işleri diyor tabii. Şimdi sen göz gördüğünden korkar. Adam senden iyi. O zaman çok konuşamıyorsun da. Şimdi Fenerbahçe'nin başkanı 4. yılın sonunda iyi hoca iyi parayı 4. yılın sonunda anladı. Herhalde bir 4 sene sonra da iyi futbolcu iyi parayı anlar. 4 sene daha kalır mı onu bilemem de. Sonuçta bu mantığın hiçbir işe yaramadığını artık anlaması lazım. Yani Fenerbahçe transfer yaparsa Eyüp El Kabi'yi alır, Efecan Karaca'yı alır. Daha fazla bir şey kimse beklemesin. Zihniyet bu çünkü. Hadi diyelim ki oldu. Seni yanıltmak istediler. Beni yanıltmak istediler. Aubameyang, Ziye, Lucas Moura hangisine oyun? Aubameyang'ı ben olsam almam. Ben hayatta almam. Aynı ben olsam almam. Ya Ziye'yi alırım ya Moura'yı. Ben olsam Moura'yı alırım. Ben de Lucas Moura. Oyun Lucas Moura'ya. Ha bak biz bunu seninle konuşmadan. Evet. Aklın yolu bir. Çünkü driplinci 8 oynatırsın. Lucas Moura'yı alırım ben olsam. Ama alamaz ama yani. Diyelim ki oldu olmaz. Yani hayal kurmayalım. Çünkü çok mantıklı diyorsun. O zaman ana yemeğe geçelim. Burada örneğini verdiğimiz, işlerin daha yolunda olduğu, yani hem gıpta ile takip ettiğimiz bir Galatasaray var. Hem liderlik. Galatasaray'ın içinde oyuncu, şimdi Zakaria'na da galiba alacaklarmış ve şeye satacaklarmış. Chelsea'ye 30 milyon euroya. Şimdi bunu dün ben son roundda da anlattım. Galatasaray bir hub oldu. İstanbul Havalimanı. Yani Tayland'a gideceksin Amerika'dan. Önce İstanbul'a uçuyorsun. Hub'da bir iniyorsun. 4 saat bekliyorsun. 4 saat sonra Tayland uçağına biniyorsun. Amerika'dan direkt Tayland'a uçmak istesen atıyorum pahalı. Direkt uçamıyorsun. Yani bir sürü lojistik gerekçe var. Bu lojistik gerekçeleri ortadan kaldıran yer İstanbul Havalimanı. Frankfurt Havalimanı. Singapur Havalimanı. Bunlar hub'dır. Galatasaray'da bir hub oldu. Sen şimdi Roma'dan çık. 4 ay burada takıl. 35'e Milan'dasın. Al sana 4 ay bunu burada kullanma bedelini. Yani 4 ay Zaniolo'yu biz oynatsa
hem yararlan hem işte 20 milyon euro kazan. Kar olarak söylüyorum. Aynen. Hani 20 milyon eurodan ciro olarak fazla kazanırsın. Efendim Zakarya diye bir çocuk var. Biz alacağız. Bize satmıyorlar. Sen al. 12'yi ver. Ben senden 30 alacağım. Sen de bir 4 ay oynat. Sonra bakarız. Hadi paket. Mükemmel ticaret. Ya da şey yani şu anda hala daha biraz Rus oyuncular ambargo var. Tepkilerden de çekindikleri için ya siz alın önce zamana gelince biz alacağız. Ya biz bu benzer bir anlaşmanın Merih ve Juventus arasında yapıldığı söyleniyor mesela. Sassuolo arada hub kullanıldı yani sordu. Sen 3 ay orada takıl. En 3 ay sonra bilemedim 1,5 yıl sonra alacağım. Şimdi o zaman bu hub olma işi sana iki tane şey getirir. Birincisi hub'lık yaptığın büyük kulüplerle ilişki getirir. Böylece adam der ki ya bunu da al ben. Bak bunu da ben çıkıyorum bundan, bunu da sen al der. Der ki ben mesela Torreira'yı verdim bana. At örnek veriyorum. Zaniolo'yla Torreira'yı senden aldım. Misal örnek olsun diye söylüyorum. İsmail Benasser'den de çıkacağım bak onu da sana vereyim der. Bir kere bu konuda ticarete mi oluşur adamla? İki, Chelsea mesela. Chelsea Ziyech'i sana verir artık. Veya sen dersin ki Fener'e verme abi. Dinleyebilir yani seni. Çünkü artık onda ticaret yaptın yani. Ne kadar büyükle ticaret yaparsan bir başka büyükle ticaret yapma ihtimalin o kadar artar. Şimdi kendinizden pay biçin. Amerika'ya iş yapmayı düşünüyorsunuz. Buradan gidip Amerika'dan iş yapmak mı kolay? Amerikalı bir ortak alarak mı yapmak kolay? Amerikalı ortak alarak yapmak kolay. Şimdi sen hub olarak ne yapıyorsun? Chelsea ile ilişki kuruyorsun. Dinamo Moskova'yla da ilişki kuruyorsun. Dinamo Kiev'le de ilişki kuruyorsun. Roma'yla da ilişki kuruyorsun. Milan'la da ilişki kuruyorsun. Yarın Roma'dan birisi boşalır. Biri boşa çıkar. Abi ben bu bana lazım dersin. Ve o birisi de muhtemelen bayağı yüksek kalite olur yani bu kulüplerde. Roma'da, ondan Chelsea'de. Chelsea'den biri boş. Pulisic'i mesela istiyordun. Değil mi? Hani sene sonra serbest bırak. Ama Pulisic'den 30 milyon euro beklentim var diyor şey. Şey Chelsea mesela onu alamazsın belki ama adam der ki bak Ziyech'i bedavaya çıkacak. İşte 2 milyon euro ver sana satayım der mesela. Anlatabildim mi? Bunların aynen hepsi konuşulacak şeyler. Zakaria'yı alırken atıyorum Loftus'u gel Gallagher'ı sen al. Filan. Zakaria'yı veriyorum. Zakaria'yı vereceğim. İşte bu çocuğu da ya bir de senin mesela bilmediğin oyuncular var. 15, 19 yaşında, 18 yaşında. Altyapıda güvenilir bir oyuncu var mesela. Güvenilir oyuncuyu adam sana verebilir. Der ki ya bak bu çocuğu ben yatırım yapacağım ama şimdi oynayamaz bu 18 yaşında. Sen bunu değerlendir der yani. Bir zamanlar Mason Mount böyleydi mesela ben görevdeyken. Vites de kiralıktı. Keşke olsa diyordum. Hani sıra Galatasaray'a gelsin. Hatsunu'da oyunu falan adam Almanya'ya göndereceğini sana gönderir. O yüzden bu ilişkiler mükemmeldir ve çok doğrudur ve çok iyidir. Biz bu ilişkileri kurmasını beklediğimiz adam yapamıyor Fenerbahçe'de. Galatasaray'da yapıyor. Tebrik edeceksin, alkışlayacaksın, yapacak bir şey yok. Ben bu yemeği çok sevdim. Ve ben mesela özellikle Zaniolo transferinde Fenerbahçe bölümünde dedim ya. Bunu düşünmek de çok büyük klas yani Galatasaray'ın. Yani Zaniolo'yu hayal etmesi 23 yaşındaki Zaniolo'yu bir yani yakın zamanda uluslararası seviyede bir wonderkid'ti. Yani wonderkid denince akla gelen 5 isimden bir tanesiydi Zaniolo. Galatasaray hayal etmese bile buna söyleyenleri var. İlişkidir bu işler. Bu işte ilişkidir. Gardi gelip söylemiştir. Allah Allah demişsindir. Yoksa Zaniolo'nun boşa çıkma ihtimali var mı diye araştırmamıştır Galatasaray. Onu zaten sana getirirler. Bir ihtimal sana var diye gidiyorlar. Abi böyle bir şey. Mesela ben gözlük seviyorum. Ben gözlük seviyorum. Gözlüğe merakım var. Bayağı da gözlüğüm var. Benim ve birkaç tane de optikçim var. İstanbul'da, Bodrum'da, Çanakkale'de. Var benim optikçilerim. Beni ararlar mesela. Anladın? Abi gözlük geldi. Evet. Bu modeller sen, geldi derler. Bunları sen sevebilirsin diye atarlar. Ben zaten daha piyasaya gelmeyen gelecek sezonun gözlüğünü görüyorum. Anlatabildim mi? Evet. Ama ben adama zamanında para kazandırmışım. Yani alışveriş yapmışım adamla. Bana diyor ki bunu sana 2 ay bekletirim. Ya da diyor ki bak bir gözlük geldi. Pahalı, çok pahalı. Diyorum ki yani şimdi param yok. 2 ay senin için bekletirim diyor. 2 ay. 2 ay sonra telefon açıyorum. Ya onu ver diyorum. Ya da vermediysen geliyorum diyorum. Alıyorum. Şimdi aynı şeyi yapıyor Galatasaray. Ya bu ticaret bu. Evet. Şimdi orada Gardi demiştir ki abi böyle bir ihtimal var. Bunu şuna çıkartırım ya. Bu meseleler ticaretle yapılır. Ve tanıdıkla yapılır. Yani gözlük örneğinden hiçbir farkı yok inan bana. Evet, doğru.
Ya da benim gözümün önünde çok büyük bir müteahhit. Yanımda böyle böyle seninle otururken birine ev sattı adam. Daha doğrusu birisi ev aldı. Telefon açtı. Büyük, çok büyük bir müteahhit. Bilmem nerede bir ev yaptım dedi. Bir tanesini sana verdim dedi. Benim yanımda oturduğum adam da nerede abi de bak nerede dedi. Nerede ev nerede dedi. O dedi ki şu semtte bitti tamam abi dedi. Bu kadar bak konuşmalar bu kadar. Çünkü daha evvel ev almışlar, ev satmışlar. Bunu da sana yazdım dedi. Şu kadar dedi. Ben onu duyuyorum. Şu kadar dolar dedi. Nerede dedi? Burada. Tamam tamam peki yazdı iyi yapmışsın dedi. Bu kadar bitti yani. 5 dakika sürdü. Ne haber iyi misin? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İşte şuradayım buradayım. Ha tamam nerede? Şu. Ha. Nerede? Tamam bu kadar. 5 dakikada $1 milyon ev sattılar. Bu işler böyle olur. Futbolcu da böyle satılır inan bana. Tatlıya geçelim. Tatlımız Beşiktaş'tan geliyor. Ben bu yemeği çok sevdim. Galatasaray'ın yaptığı evet. Galatasaray'ı yemeği. Ağır ağır yedim böyle ya. Tadına vara vara yedim. Çok beğendim. O zaman işte bir Maxim tatlısı gelir. Maxim tatlısı. Ya Maxim hakikaten direkt underrated'ın karşılığıydı bence Süper Lig'de. Bazı oyuncular öyledir. İyi oyuncudur ama böyle mütevazi takımın iyi oyuncusu değil aslında aynı zamanda. Daha iyi bir takıma geldiği zaman daha fazla etki gösterebilecek oyuncular oluyor. Maxim de onlardan bir tanesi. Bence Beşiktaş'ta daha iyi bir oyuncu grubu içerisinde, daha kaleye yakın oynayan, mesela Gaziantep uzun süredir biraz daha topu geride bekleyen, rakibini geride bekleyen, direkt hücumlar yapmaya çalışan bir takımdı. Ama Maxim tipi oyuncular daha fazla rakip kaleyi zorlayan, daha kalabalık hücum eden takımlarda daha fazla etki gösterir diye düşünüyorum. Bence Beşiktaş çok çok mantıklı bir hareket yaptı Maxim'i transfer ederek. Gezzal yokken onun yerine oynatabileceğin sol ayaklı bir oyuncu tırım tırım aradın. O tarafta oynayabilecek. Maxim onu yapar bir. Getson'un yanında istersen iki tane 8 kullanıp bir tanesi top taşır öbürü pasla gider. Onu kullanabilirsin. 2. 4-2-3-1 oynarsan Delilerli'nin oynattığı yerde oynatabilirsin. 3. 3-5-2'nin sol kenarında oynamışlığı var. Bir gün bir çılgınlık yapıp öyle bir şey denersen oynatabilirsin. 5. Sol önde Enkudu mu oynasın? Cenk Tosun mu oynasın? Sorunsalını çok rahatlıkla çözersin. 5. Duran top sorunu diye bir sorunun artık kalmaz. 6. Çok sıkıştın. Bak çok sıkıştın 6 da oynar. Bu kadar kullanışlı oyuncu olur mu abi? Hepsinde belli bir verim verir. Yani 5 ile 8 arasında bir puanlama yapabilirsin. Hepsinde. Her oynadığı mevkide. Ya burada 5'lik oynar, burada 8'lik oynar. Ama 5 tane 6 tane mevki saydım. Hepsinde oynar. Çok çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş da bu transfer dönemini sessiz sedasız iyi geçirdi bence. Bir de Gerson'da kazanıyorsun bu transferler. Mesela Gerson'u mecburen kareye yakın oynatıyordun. Şimdi Maxim vardı. O sol içte direkt hücumcu bir 8 numara ya da 10.5 numara da diyebilirsiniz. Onun varlığı Getson'a bir adım arkada daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Dediğin gibi kenar forvette de oynayabiliyor. Tabii. İçeri kat edip attığı şutlar var. Gezan bölgesinden de sol ayaklı değil ama şey demek istediniz. Sağ ayaklı da olsa orada oynar, sol ayağı da kullanabiliyor. 10 numara gibi düşünebiliyor. 10 numara gibi hareket edebiliyor. Çift, iki aynı kullanan bir oyuncu. Çok. Bir de bence en önemlisi Beşiktaş'ta abi 9 numara dışında skora destek verecek oyuncu yoktu. Tabii. Yani Cenk Tosun dahil oldu son dönemde. Sol forvetim var. Aboubakar tekrar ritmini bulursa. İki tane oyuncum var ama bir tane daha yüksek skor yapacak bir oyuncuya ihtiyacım var. Maxim orada skora destek verecek bir adam. Şey de düşünebilirsin. Yani mesela Ryan Babel gibi de oynatabilirsin. Bir dönem Şenol Hoca'nın kullandığı gibi. Mesela 4-3'ün sol içi, sağ içi. En iyisi Getson'la, o mesela. Getson'la bence. Sol içte de Maxim. Çünkü onun ciddi, iyi bir sol ayağı da var Maxim'in. Getson sağ iç gibi düşünsen. İşte bir tane 6 numara bulsan. Şahane bir 4-3-3 takımı da Aboubakar da çünkü oyunu bilen bir oyuncu. Bir tarafta Gezzal zaten oyunu çok iyi bilen bir oyuncu. Öbür tarafa da Cenk de olur yani. Bir de güvenilir oyuncu sayısı artıyor. Mesela topu verdiğin zaman Gezzal dışında Maxim de Getson da. Yani çok abartmayayım ama hani sağ bekte oynar yani. O yüzden yani bayağı bir mevkide. Hani kale hariç her yerde oynar. Sen şey ya. Zengin Ekrem daha yaptın onu. Bir zamanlar vardı ya böyle kale hariç her mevkide oynar falan. Yani stoper dışında bana göre gerçekten her mevkide çok rahatlıkla kullanılacak oyun bilgisi yüksek bir iyi bir futbolcu aldı Beşiktaş. Ama evet. Bunlar iyi futbolcular. Bak anlatıyorum. İyi futbolcu başka. A plus A futbolcu başka. Evet. İyi futbolcu. Maxim iyi futbolcu. Ve ihtiyaç da yani direkt ihtiyacı karşılıyor. Tabii. O zaman bir
bir kısa çayımızı da içelim. Hı. Premier Lig'den. United geliyor mu ya? United çok güzel bir görsel gördüm. Bu Amerikan güreşlerinden bir sahneyi almışlar. Hani iki rakip karşılaşıyor. İşte onlar Arsenal logosu koymuşlar bir tanesine. Bir tanesine City logosu koymuşlar. Tam o sırada kararıyor. Spor salonu. Bir daha aydınlanıyor. Manchester United geliyor. Üçüncü güreşi daha geliyor. Hakikaten bayağı masada şu anda United. Rashford'un inanılmaz formu var. Vegor serbest 8 oldu abi bu arada. Adamı orta saha oynatıyorlar orada. Hani top rakibe geçince Vegor orta saha gibi oluyor. Rashford önde 9 numara oynuyor. Bayağı aslında orta saha gibi. Bir zamanlar Schuster Nobre'yi kullanmıştı ya. Hani böyle forvet orta saha bağlantısında bir rol. Weghorst iyi tip oynuyor. İyi, çok iyi futbolcu. Bir de pozisyon bilgisi falan yüksek, bir şey anlatıcı, anlayan tipler bunlar. O yüzden hani oynar, orada da 8 de oynar. Her şey oynar abi. Ama Rashford tabii inanılmaz. Bir de gol yememe işini çözünce. Evet. Casemiro orada büyük şey oldu yani. Kısa çocuğu da biraz salladık ama iyi oynamaya başladı. Lisandro. Stoper. Evet. Yok, bir de işte Casemiro öyle falan tabii önemli. Casemiro falan iki tane ön numara koyuyor işte çoğu zaman. Eriksen sakatlandı. Onun yerine Sabitzer geldi. Evet yani defansı toparlayınca bir tane atıyor nasıl diye. Ki Casemiro yokluğunda da kazanmaya devam ettiler. Ya United evet. United mesela seneye, bu seneyi bilmiyorum ama seneye şampiyonluğu oynayacağını gösterdi bence. Oraya da mesela A++ bir adam gelsin artık bu arada. United'a. Kim mesela? Mesela Chelsea Neymar alacak büyük ihtimalle. Mesela kim mesela? A++ kim mesela? Abi yak gemileri al Mbappé'yi koy ya. Öyle mi? United'sın sen sonuçta. Evet. Tabii canım. 7 numarayı ver artık değil mi? Yakışan birine ver 7 numarayı. Senin tabirinle sinyalci Antonio'larla uğraşacağını. Tabii Antonio falan ya. Antonio zaten forma yüzü görmez şu anda. Artık tabii canım. Sancho da geldi. Antonio şey değil abi. Yani onlar sinyal spor. Richarlison onlar. Rafinha falan da iyi değil abi. Yani böyle bir üst düzey oyuncu kime alsınlar? Mesela Mbappé değil. Mesela Rafael Leao'yu kaptırmaması lazım başkasına. He diyorsun sol forveto Rashford 9 tabii, ya da o 9. Tabii. Olabilir. Mesela başka da zaten yok dediğin yani. Gibi yok ki evet. Kim var yani? O nedenle öyle bir çılgınlık yapması lazım. Yalnız United'dan bir bayağı oyuncu boşalır. 9 numarada kim var ya böyle oraya da bayağı iyi mesela? Benzema vardı, artık o da yok. Haaland'ı da City aldı. Yok, 9 kalmadı yani. İşte Alvarez de var, o da. Yok evet. Yine dediğin gibi bütün bütçeyi Mbappé'ye ayır abi. Abubakar. Mbappé inanılmaz ya. Muazzam. Rashford'la düşünsene Mbappé, Rashford. Muazzam oynuyor valla. Evet. Yani bence şey... Latuaro var işte. O da Dünya Kupası'nda tabii şeyi düştü. Yok. Bu dediğimiz yani, seviyelerde adam kalmadı. Rafael Leao tamamdır. United'ın onu bence kaptırmaması lazım. Bir de bence United'dan oyuncu bayağı boşalır. Chelsea ve United acayip oyuncu boşaltacak bu sene. Herkesin çok uyanık olması lazım. Güzel bir anafor transfer dönemi bekliyorum. Ben Loftus-Cheek'in zamanı geldiğini düşünüyorum. Mesela Süper Lig olabilir artık. İngilizler gelmiyorlar ya. İngilizler çok homesick tipler ya. Başka yani kim var? Fish and Chips'i özlüyorlar. Yani. Bir şekilde. Neyse bunu o zaman bir dahaki MasterChef'te Premier Lig'den kimler seker onu bir değerlendirelim. O zaman ağzına sağlık abi. Sağ ol. Görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere.